Merhaba arkadaşlar, ben Jacobian. Bugünkü videomda Kick'te yayın nasıl açılır, nasıl ayarları yapılır onu göstereceğim. Hadi başlayalım. Öncelikle Kick'e giriş yapıyoruz. Buradan da final sayfasını görebilirsiniz. İlk önce ne yapıyoruz? Kick'in yayın anahtarını alıyoruz ve OBS'imize yapıştırıyoruz. Sağ üst taraftaki logomuza, isim yer resmimize basıp ayarlar diyoruz. Ayarlardan, soldaki panelden profil altındaki yayın anahtarı kısmına basıyoruz. Ayarların oradaki. Yayın bağlantısı ve yayın anahtarı var. Buradan direkt ayarlar kısmına basarsanız veya şu dosyadan ayarlara basarsanız fark etmez. Aynısı. Buraya geliyorsunuz ve yayına geliyorsunuz. Yayından da sunucu kısmına gelip buradaki yayın bağlantısını kopyalıyorsunuz ve buraya yapıştırıyorsunuz. Burayı özel yapmanız gerekiyor. Burada kick olmayabilir sizde. Bende de yok. Bazı programlarda var ama burada yok. Şimdi gösteri basıp buradan kick'e bakabilirsiniz ama yok zaten. Sunucuya geldim, buraya yapıştırdım. Yayın anahtarına geldim, bunu da kopyaladım. Bu herkese özel. Bu değil ama bu yayın anahtarı olan herkese özel. Bunu buraya yapıştırıyoruz. Uygula diyorum. Burada çıkış kısmı var. Çıkış kısmının yayın olan kısmından ne yapıyoruz? Buradaki şu an yerleri değiştiremiyorum çünkü ben şu an kayıtta olduğum için. Video kodlayıcı kısmında Nvidia NVENC var. Buradaki ekran kartından render al. Burada 2x264 veya Intel'ler için farklı şeyler yazması gerekiyor. Oradaki de işlemcinden kayıt al demek. Yani bu da ne demek oluyor? Ekran kartınız iyiyse, işlemciniz kötüyse veya Valorant oynuyorsanız, Valorant işlemci oyunu ya da CSGO oynuyorsa işlemci oyunu. Buradan Nvidia'yı seçerseniz veya siz de AMD ise AMD'yi seçerseniz artık ekran kartını render almaya çalışıyor. O yüzden hani FPS'iniz oyunlarda düşmüyor. Şu anlık ben ekran kartıma yüklendiğim için böyle oynuyorum. Buna basıyorum ve buradan da bitrate'inizi speed testten de bitrate'inize göre yapabilirsiniz. Upload'a göre, download'a göre değil, upload hızınıza göre buradaki bitrate hızını yükseltmeniz gerekiyor. 2000-3000 yeterlidir. 8 upload'ınız varsa, 8000 yani. 3 verseniz, 4 verseniz yeterli. Anahtar karalılığı genelde 2 veya 0 olur. Siz buraya 2 de yazabilirsiniz. Buradaki işaretinize göre değişiyor burası da. Ekran kartına göre burası değişiyor. İşlemciye göre de burası değişiyor. O yüzden OBS ayarları videomu izlemeyi unutmayın. Buralara daha detaylı bir şekilde görebilirsiniz. Video kısmına da geldiğimizde temel tuval çözünürlüğü. Burayı şöyle anlatayım. Temel tuval çözünürlüğü şuradaki gördüğünüz ekran. Buradaki ekranda işte temel tuval çözünürlüğü oluyor. Çıkış boyutlandırma çözünürlüğü de buradaki işaretinize göre burası değişiyor. Mesela 1920x1080'e göre çıkışınızı veriyor. Buraya 720p yapabilirsiniz. Yayınınız kaç p olsun istiyorsanız buradan işaretliyorsunuz. Mesela 720p, 864p gibi seçenekleri buradan işaretliyorsunuz. Şu an ben yine kayıtta olduğum için bunu size gösteremiyorum. Daha fazla bir şey yok. Buradan direkt tamam deyip yayını başlat dediğiniz zaman artık yayın başlayacak. Şimdi size Botrix ayarlarını göstereyim. Buradaki yayınımızın alertlerini, takipçi sayısı gibi şeylerini nasıl yaparsın onu göstereceğim. Şu panelleri anlatmayı unutmuşum. O yüzden videonun sonuna direkt geldim ve bunu ekliyorum. Buradaki yayın kısmı, panel kısmı. Burada da etkinlik akışı, takipçiler. Bu da mod eylemleri, sohbet kısmı. Ve burada da yavaş mod, takipçilere özel sohbet. Mesela takip ettiği zaman buradaki süreyi arttırabilirsiniz ama 2 dakika yaparsanız takip ettiği zaman 2 dakika konuşamayacak chatinizde. Ben orayı sıfıra çektim. Burada da yalnızca ifade atabileceğiniz yer, engellenen terimler gibi şeyler var. Yayın bilgisi düzenle kısmından da yayının başlığı, kategorisini, etiketini, Türkçe mi olduğu gibi şeyler seçebiliyorsunuz. Burada bir kısımda da gelir kısmı ama gelir kısmı şu an bende açık değil. Çünkü bazı şeyleri daha hala yapamadım. Başarılar kısmında da burada görebilirsiniz yapamadığımı. 75 takipçi veya izleyicinize geçtiğiniz zaman beni de takip ederseniz sevinirim, Jacobian olarak çıkar. Yine onu da açıklama kısmına bırakırım. Gördüğünüz gibi burada da hedefler var. Bu hedefleri de yaparsanız partnerlik falan alabiliyorsunuz. Stüdyo kısmı da aynı klipleri aldığımız kısım. Tabi burada şu an fazla yok. Bot kısmı bende şu an yok. Topluluk kısmı da beni takip edenlerin olduğu, sohbet ayarlarının olduğu, rozetlerin, ifadelerin olduğu kısım. Burada da ne yapıyoruz? Botrix'i burada moderatörlük veriyoruz. Botrix'i yaptığımız an. Onu zaten dediğim gibi o videoyu izlerseniz göreceksiniz. Ayarlar kısmında gördüğünüz gibi profil. Profil ne? Avatarınızı, yayın
Kanal afişinizi ve burada kullanıcı adınızı, biyografinizi değiştirebiliyorsunuz. Buradan ekliyorsunuz direkt. Hatta 1080p oranı 4 MB olmalıdır diye burada yazıyor. Yayın anahtarını göstermiştik. Güvenlik kısmı da şifrenizi değiştirme, bildirimler artık e-postanıza mı gelsin, telefonunuza mı gelsin gibi şeyler takip ettiğiniz kişilerin buradan işaretliyorsunuz. Evet, şu an burayı tamamıyla anlattım. Başka da fazla bir şey yok gibi. Diğerlere geçelim. Buraya geliyoruz. Botrix Live. Buraya açıklama kısmına ben bunun linkini de bırakacağım. Beta sürümü. Burası İspanyol. Burayı değiştirebilirsiniz. Burada Türkçe yok. Ne yapıyoruz? Login with yani YouTube, Trovo, Twitch veya Discord. Ben buraya Twitch'te giriş yaptım. Şu an burada hala Kick yok ama Kick'in girişini yapmış olmanız gerekiyor. Buradan Go Premium kısmına kapattım. Ne yapıyoruz? Buradaki Kick kısmına girişimizi yapıyoruz. Buradan kaydoluyoruz ve kaydolduktan sonra burada birkaç adım var. Onları da yapmanız gerekiyor. Onları başka videonun izleyebilirsiniz. Şu an ben bir kere yaptığım için orayı gösteremiyorum size. Chat'e bir kod yazmanız istiyor. Yani yönetim vermeniz istiyor. Onu başka videonun izleyebilirsiniz veya ben başka bir zaman onun videosunu da çekerim. Ona giriş yapıyoruz ve artık burada onu seçmemiz gerekiyor. Burada Jacobian yazıyor. Burada da şey yazıyor. Kick'in Jacobian yazıyor. Ama şurada sol üstte gördüğünüz gibi şu an hala Twitch'in platformu değiştiriyorum. Ne yapıyoruz? Settings diyoruz. Ve artık burada gördüğünüz gibi platform artık Kick oldu. Buna basarsam da Twitch'in ayarlarını değiştirmemizi gösterecek. Buradaki yerler ona göre olacak. O yüzden şu an sadece Kick. Ne yapıyoruz? Burada alert kısmı var. Aynı Streamlabs gibi. Burada da bir şeyler değiştirebiliyorsunuz. Subscription burada. Subların isimleri burada. Subscribe diyor, oldu diyor. Abone oldu falan. Giftler, follower, takip etti gibi şeyler burada. Raid, baskınlar. Buradaki ona özel. Şurada ufak bir şey daha atlamışım. Direkt orayı da hızlıca anlatayım. Üyeler kısmında, abonelik kısmı veya hediye, takipçi, raid kısımlarında diğerleri değiştirmemiz gerekiyor. Burayı da hemen anlatacağım kısaca. Buradaki widget URL kısmını sondan kopyalayacağız. Ne yapıyoruz? Aktif uyarı işaretli. Buradaki yeşil olursa işaret yani çalışıyor anlamında. Bir kısmı kompakt. Miras, Botrix olarak stilini değiştirebiliyorsunuz. Karşılıkta şuradaki yaptığınız resmin altında mı yazı çıksın? Yanında mı yoksa üstünde mi? Uyarı süresi de kaç saniye ekranda duracağı. Animasyonu da fade mi, slide up, zoom gibi, rotate gibi animasyonlarla mı gelsin? Resim kısmı da buradan şu yukarıdaki alertin resmini seçiyorsunuz. İsterseniz şuraya basıp buradan resim seçebilirsiniz veya GIF'i kısmından resmi indirip şuraya basıp yükleyebilirsiniz. Ses kısmı da burada sesinizi alertte çıkan sesi buradan işaretliyorsunuz. Buradan direkt indirebilirsiniz. My Instance kısmına gelip böyle tezgahla mı mesela buraya basıyorum. Buradan direkt tezgahlambuya basıp direkt buradan download MP3 kısmına basıp buradan direkt yükleyebilirsiniz buraya. Burada da sesin ne kadar fazla olacağı gibi metnin rengi, yazının konumu gibi şeyleri. Buradaki metin kısmında burada bazı şeyleri ellemiyorsunuz. Mesela name ve x amount kısmındaki şu parantez, süslü parantezli olan kısımları ellemeyin. Çünkü buradaki şeyler otomatik site kendi çekiyor. Ona göre ayarlıyor. Yani şurayı değiştirebilirsiniz mesela abone yazıp olduğu yazabilirsiniz. Burada ayarları kaydetleyip mesela buradakileri de aynı şekilde ayarlayabilirsiniz. Zaten hepsi aynı. Ayarlayıp ne yapıyoruz? Şuradaki widget URL kısmını kopyalıyoruz. Ve sonra gelip buraya sağ tıklayıp ekle ve buradan da tarayıcıyı seçiyoruz. Ne yapıyoruz buraya? Alert yazıyoruz. Alert yazdan buraya yazabilirsiniz. Bağlantı adresi kısmına da buradan CTRL-V deyip burayı işaretliyoruz. Tamam diyoruz. Ve artık buradan şurayı şöyle yapayım hemen hatta. Bunu da şöyle seçelim. Buradan takipçi kısmına bastığım zaman gördüğünüz gibi şurada gözükecek. Gördüğünüz gibi burada çıktı. Şimdi burayı tekrar şöyle büyütelim. Burada fazla bir şey kalmadı zaten. Hepsini anlattım. Şimdi diğer adımlara geçelim. Burada da widgetler var. Widgetler de izleyici sayısı, sabaton, takipçi hedefi, abone hedefi, donate hedefi, chat gibi şeyler burada var. Chat kısmında hatta çok güzel şeyler var ama premium olarak bazı şeyleri almanız gerekiyor. Burada site kısmı mesela şu Snapchat, şu WhatsApp çok güzel ama bunu almanız gerekiyor. Premium almanız gerekiyor ama aşırı güzel. Şurada gördüğünüz gibi sanki chatleşiyormuş gibi gözüküyor. Buradaki elemanların de çoğu önemsiz. Oyunlar falan ekleyebiliyorsunuz. Yani çok kolay bir şekilde buradan yayın açabilirsiniz.
Evet, benim videom bu kadar. Diğer videoda görüşmek üzere. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Aklına takılan sorulursa yorumlarda belirtebilirsin. Diğer videoda görüşmek üzere. Bay bay.